Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere buzdolabı kompresörü, motoru, arızalım bozuk mu, nasıl anlarız bunu göstermeye çalışacağım. Buzdolapları, arızaları ve sorunlarla ilgili çok fazla videomuz yoktu. Diğerlerini bitirince yani çamaşır makinesini, bulaşık makinesini bunlara geçmeye başladık. Masanın üzeri biraz kalabalık çünkü bir sonraki videomda da nasıl şoklama yapılacağını göstermeye çalışacağım. Şu anda elimde görmüş olduğunuz buzdolabı kompresörü daha önceden bu şekilde kapalı haldeydi. Spiralle kestik. Tehlikeli bir kesim. Yani herkes bu işi eline atmasın. Ciddi yaralanmalara yol açabilir. Et kalınlığını görüyorsunuz. Neden kestik peki? Daha güzel bir video çekebilmek için. Hem de çalışmasını göstermek için. Kompresörümüzün içerisinde bir ana sargı bir de yardımcı sargı var. Bu sargılarda bir yanma, kopma olursa kompresör çalışmaz. Kapağı çıkardıktan sonra bunu görebilirsiniz. Ancak bu kapak açıldıktan sonra kompresör çöp olur. Tekrar kullanılamaz. Şimdi kompresörün yan tarafını çevirdiğimizde 3 tane girişimiz var. Bu girişe termik role takılıyor. Şu parça. Sonrasında elektrik attı ve kompresör bu hat sayesinde beslenerek kompresör görevini yerine getiriyor. Terminizde bir problem yok. Gerekli ölçümleri yaptınız. Artık motordan şüpheleniyorsunuz. Yeni termik role taktınız. Yine çalışmıyor. Hemen ölçüm yapacaksınız. Şimdi burada 3 tane pinimiz var. Birisi ortaktır. Yukarıda da olabilir, altta da olabilir. Tektir ve ortaktır. Bu açıyla değil. Kompresörün karşısına geçtiğinizde üstte veya altta tek bir uç varsa bu ana uç. Burada bulmamız gereken şey ana sargı ve yardımcı sargı. Havometremizi 200'ü alıyoruz buradan. Problardan birisini ana uca DM'de diğer uca değdiriyoruz. 21 civarı bir rakam verdi. İkinci ölçüm için ise yine probu ana uca koyuyoruz. Diğerinde diğer uca 27 verdi. Büyük değer veren yardımcı sargı. Çünkü teller biraz daha ince. Küçük değer veren ise ana sargı. Dolayısıyla bu yardımcı sargı, bu ana sargı. Şimdi birisi kaç vermişti? 21.7. Diğeri kaç verdi? 29. 21.7, 29.1, 50. küsür ediyor, 50.8, değil mi? Şimdi alıyoruz, ana sargıya ve yardımcı sargıya değiyoruz. 45 verdi. Yani ikisinin 50'yi vermesi lazımdı. 21 ile 29'u topladığımızda 50 yapıyor. Hatta 22 diyelim. 22. 28 ne yaptı? 40-50. Bize verdiği değer kaç? 46. Bu ne manaya geliyor? Bu kompresörün sargılarında bir problem var. Şuradaki sargılardan birisinde sorun var. Açmadan bunu bu şekilde tespit ediyoruz. Tamir olur mu? Olmaz. Bu kapağın açılması lazım. Açılınca tekrar birleştirilmez. Tekrar kaynaklama işlemine tabi tuturken içeri bir tane çapak kaçsa bu motoru mahveder. Sargının içerisine gelir, başka yerine gelir ve motor bir süre sonra kilitlenir ya da yine arıza verir. Yardımcı sargı ya da ana sargıda bir problem varsa tamirciye götürüp tekrar sardıracaksınız. Bu da bir masraf. Sonra kapattın, kaynak yapıyorsun, içeri çapak kaçtı ya da başka bir problem oldu, çöp. Tekrar açmak gerekiyor. Dolayısıyla tamiri mantıklı değil. Şu şekilde bir soru olabilir. Peki ben ölçümü yaptım, termik rolem sağlam, kompresörüm de sağlam gözüküyor ama kompresör çalışmıyor. Neden olabilir? Her şey sağlamsa bu motorlar bazen sıkışıp kalıyor. Şu piston kalıyor, hareket etmiyor. Bunun için de şoklama yapılıyor. Şoklamayla piston açılıyor. Şoklama için de ayrı bir video çekip yayınlayacağım. Nasıl yapıldığını, çünkü farklı bir konu. Bu video içerisinde şoklamayla göstersek arıza tespit arayanlar boşu boşuna şoklamayı dinleyecek. Videoda gereksiz uzun olacak. Bir sonraki videomuzda anlatacağız. Böyle bir durumda şoklama yapılıyor. Şoklama yapıldıktan sonra motor o takıldığı yerden kurtularak çalışmaya devam edebilir. O da değilse yine motorun içerisinde başka türlü bir parçayla ilgili arıza olabilir. Yani ana sargı, yardımcı sargı normaldir. Fakat pistonda bir problem vardır, burada bir problem vardır, iç kısımda bir problem vardır, çok gürültülü çalışıyordur, takozlar kırılmıştır, altındaki yaylarda bir sıkıntı vardır.
hortum delinmiştir vesaire vesaire. Bunlar da açılmadan, yani kompresör kapağı açılmadan bilinemeyecek şeyler. Bu kadar arkadaşlar. Daha da anlatabileceğimiz bir şey yok. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.